Kalın bağırsak kanseri son yıllarda görülen ve kalın bağırsağın değişikliklerinde ortaya çıkan bir kanserdir. Tabii kolon kanserinde diğer kanserde olduğu gibi yine genetik ön plana geçmekte. Kişideki bir takım kromozomal anomaliler, bir takım mutasyonlar, delezyonlar kanserin ortaya çıkmasına zemin hazırlamakta. Sigara, alkol kullanımı, çok yağlı gıdalar yemek, sebze ve meyve az tüketmek, tüm kanserde olduğu gibi ani stres ve aşırı stres de kalın bağırsak kanserini tetikleyebilmektedir. Tabii kalın bağırsak kanserinin belirtileri çok önemli. Hastada dışkılama düzensizliği meydana gelmesi, dışkıda kan olması, iştahsızlık, zayıflama, kilo kaybı olabilir. Böyle durumlarda mutlaka bir kolonoskopi yapılması lazım. Medipol Mega Üniversite Hastanemizde kanser konseyinde gastroenterolojiden ekibimiz var. Ayrıca patolog, genel cerrah, onkolog ve radyasyon onkolojisinden oluşan bir konseyimiz var. Ve burada vakalar tartışılmakta ve hastaya nasıl faydalı olacağı hakkında fikir teatisinde bulunmaktadır. Kolonoskopi ile kalın bağırsağın içini tamamını görmek mümkündür. Kanser var mı, tümörün yeri, büyüklüğü, kalın bağırsak duvarını tutmuş mu, dışa doğru taşmış mı? Bunları çok rahat görmekteyiz. Kolonoskopinin hastaya hiçbir zararı yok, radyasyon içermez. Kolonoskopiden sonra kan tetkikleri yapılmalı, bir ultrason ve tomografi çekilerekten bir metastaz adı verdiğimiz yayılma var mı yok mu diye bunlara bakmamız gerekiyor. Avrupa ve Amerika ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda 50 yaş ve sonrasındaki her kişi de aile hekimleri tarafından yılda bir kere gizli kan testi yapılmaktadır. Bu dışkıda yapılan gizli kan teşhisi ile erken kolon kanseri bile rahatlıkla tanısı konabilmektedir.